Aa Selim. Bu ne tesadüf ya? Ne işin var senin burada? Ya biz bir adres arıyorduk da kaybolduk. Aslında sana soralım, sen bilirsin. Heh, işte Selim. Vedat Toygar. Eyvah. Of, inşallah şu Toygar Selim'e bir şey yapmaz. Ay inşallah Selim'in ağzını burnunu kırar bu Toygar. Ne soracaksan çabuk sor, işim gücüm var. Biz bir ev arıyorduk. Bizim okuldan bir çocuk var. Böyle kendi sevgilisini sallayıp benim müstakbel sevgilime sarkıyor. Onun bir kulağını çekeceğiz arkadaşlarla. Aslında tanırsın sen. Adı neydi? Selim. Ayşegül? Tuğçe? Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada? Önce ben sordum. Demek ki önce senin cevap vermen lazım. Doğru. Toygar'ın Selim'i senin elinden alıp benim ayağıma getirmesini bekliyorum. Çünkü Selim birazdan dayak yedikten sonra okulda Toygar'ın korkusundan benim elimi bırakmayacak. Sen bu Selim'i çıkaramadın galiba. Ama dur ben sana tarif edeyim. Çorap gibi sevgili değiştiren, uyuz, ukala. Aslında sana benziyor tipi. Boy senin boy. Kilo senin kilo. Saçınız aynı renk. Gözleriniz de aynı. Aa, o sensin ya. Toygar, laflarına dikkat et. Ya, ne yaparsın? Bir hafta edersen çok kötü olur. Senin için belki. Ayşegül'den ayrılıp Tuğçe'ye dönecek misin, dönmeyecek misin? Sana ne? Selim, sana trafikte öğretmediler galiba. Benle konuşmak karşıdan karşıya geçmeye benzer. Konuşmadan önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarsın. Baktın gelen var, susarsın. Yoksa maazallah çarparlar sağlı sola. Sen ne terbiyesiz, ne utanmaz bir adamsın ha? İki tane koruman var diye kendine dokunulmaz mı sanıyorsun? Çek git buradan, bir daha da gelip kafamı bozma. Hadi Toygar, çak şuna iki tane de anlasın Ayşegül gibi ezik bir kız için beni bırakmanın nasıl büyük bir hata olduğunu. Çok yanlış yaptın Selim. İyi çocuktun. Seni özleyeceğim. Yaşasın, işte başlıyor. Bir şeyler yapmam lazım. Ne yapıyorsun lan? Ne var? Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Git. Ya ne oluyor? Gör. Hadi hadi, sen yüzümü kara çıkarma bari, hadi. İnanmıyorum ya, ne oldu bu Selim'e? Süpermen gibi. İşte aşkın gücü. Hadi Toygar, hadi, son ümidim sensin, hadi. Sıra sende, gel. Kalkın ayağa, rezil ettiniz beni. Aa, ne oluyor Toygar? Ne güzel muhabbet ediyorduk. Ay inanmıyorum ya, inanmıyorum ya. Güvendiğim dağlara karlar yağdı. Bu Toygar'dan da bana hayır yok. Ama sorun değil. Ben yine kendi eski taktiklerime geri döneceğim ve Selim'i senin elinden alacağım. Anladın mı? İşte o kadar. Yine bekliyorum Toygar. İnanmıyorum ya, 120 euro pantolon kirlendi. Ya çıkmazsa? Selim. Ayşegül, ne arıyorsun burada? Seni. Şu giden Toygar'ın arabası değil mi? Evet. Bir adres sordu, ben de tarif ettim. Sen niye arıyorsun beni? Ben senden özür dileyecektim. Ya biliyorum, bir an Tuğçe ile aranızda bir şey olduğunu sandım. Demek beni çok yanlış tanımışsın Ayşegül. Okulda görüşürüz. Ya Selim! Selim! Ne diyecektin? Ne haber Cenk? İyidir. Bu mu? Yok yok. Bu değil aslında. Aslında Cenk, ben ikimizin de söylemek istediği ama bir türlü söyleyemediği bir şeyi söylemek istiyorum. Dur bir oturayım. Ceren. Cenk,
sözümü kesme. Şimdi Cenk. Ceren. Şimdi Cenk, senle ben. Ceren, diyecektim iskemle Türkiye ama. Ya gerçekten. O zaman niye gülüyordu herkes? Çünkü onlar ya başka bir şeye gülüyorlardı. Seninle hakikaten alakası yok. Hadi gel benle. Hadi sınıfa. Ya boş ver Ceren. Kesin eski bir espriyi niye anlıyorlardı? İskemlelere dikkat. Ya Ceren, Ceren dur. Tuğçe, sen niye bu kadar zevk alıyorsun insanlara acı çektirmekten ha? Bunun cevabı çok basit. Sana ne? Daha bu bir şey değil Ayşegül. Asıl sen öyle bir rezil rüsva olacaksın ki bütün sene okulda dalga geçeceğim seninle. Artık bu rezillik kendiliğinden mi olur, dış etkenle mi olur orasını bilemem. Ama yakındır. İşte o zaman Ceren'in şimdiki düştüğü duruma şükredeceksiniz. Of! Melda Hala, Ceren için çok acele utanç giderici bir sihre ihtiyacım var. Utanç giderici sihir mi? Üzgünüm Ayşegül ama öyle bir sihir yok. Utancından kurtulmanın tek yolu o konuda yaşamayı öğrenmektir. Of, bu mu yani? Budur. O kadar gücümüz var ve hiçbirisi de işe yaramıyor. Öyle mi? Yine hangi konuda torpil istedin? Öyle büyük bir yardım istedin ki koskoca öğretmenin bile gücü yetmedi. Ama yapamayacaksın Ayşegül. Seni öyle büyük rezil rüsva edeceğim ki 50 tane halan gelse seni kurtaramayacak. Yürü Berna. Yani şimdi Ceren'i kurtarmak için bir sihir yok, öyle mi? Yok. Of! Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül kurtar Duman. Beni. Sen misin? Ya çıksana onun içinden. Çıkamam. Selda beni buraya hapsetti. Hmm. Aşağıda durursam ağzımdan bir laf kaçırırmışım Şükran'la Tahsin'in yanında. Rezil olmuşuz. Sen onu bırak da ya bizim Ceren bütün okula rezil oldu. Ve onu bu utançtan kurtarabilecek herhangi bir sihir de yok. Olmaz olur mu canım? Muzo bastı sihri var. İyi de Melda halam öyle bir sihir yok dedi. Sen aç şurayı da gerisine karışma. Yaşama Duman. Tamam Ceren. Şimdi sanki herkes bana bakıyor. Ya saçmalama Ceren. Hünkü olanları hiç kimse hatırlamıyor. Gitsenize. Bunlar hariç. Ya tamam Ceren ya. Yapma. Ayşegül Cenk geliyor, sakla beni. Tamam. Evet. Şimdi bütün yapmam gereken Ceren'in bu sihirli muz kabuğuna basıp düşmesini sağlamak. Duman'ın söylediğine göre anında utancından kurtulup kendine gülmeye başlayacak. Gel. Ya korkma, bir şey olmayacak. Hadi ne olur gül, kendine gül. Hadi ne olur gül. Dur, yardım edin. Çat! Allah'ım ya! Yürü ya!
Kır tabii ya. Berna, Ceren sınıfa girer girmez patlatıyoruz kahkahayı. Ondan sonra o Hülki Hoca derse girene kadar susmak yok. Utancından arkasına bile bakmadan kaçıracağız onu, anlaşıldı mı? Tamam. Vallahi ya, ne kadar gülseniz az, rezil oldum, rezil. Aa, siz niye gülmüyorsunuz? Aa, ne çabuk unuttunuz dünkü rezilliklerimi. O zaman hemen hatırlatayım da biraz güldüreyim sizi. Hayda! Niye kırılmadı bu? Aman Tanrım, dişlerimi kayıp mı ediyorum yoksa? İşte hepsi bu kadar. Elveda utancım.